Buyurun Nedim Hanım, açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen puanınızı. Benim Ece'ye puanım 3. Çünkü ben dünkü eksik masaya 4 verdim. Maalesef bugün de eksik olduğu için. Hanımefendi, dünkü eksik masada ana yemek eksikti. Evet. Bir de ana yemek eksikti, bugün salata eksikti. Ana yemeğinden başka bir şeysini beğenmedim. Sadece ona 3. Salatası eksikti zaten. O yüzden şimdi fazla puan verirsem dünkü kullandığıma haksızlık olur. Bence bana çok büyük bir haksızlık yaptınız. Çünkü yemeklerimin lezzeti yerindeydi. Ve zaten sadece, bir ana yemeği. Sadece önemli olan zaten ana yemek. Yani. Ve sadece salatam eksikti. Diğer yani yarışmacılarda ana yemek eksik olduğu halde gayet güzel puanlar almış bence. Ben öyle düşünüyorum. Bugün bana haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Eksiğimizden ama yine de teşekkür ederim. Yarın sizin gününüz. Olmasaydı falan. Yani. Bence aynı puanları hak ettiğiniz puanları. Hiç fark etmez. Yalnız ben eğer eksik çıkarmazsam belki yiyemiyorum. Siz yarın çıkarmayacaksınız. Masanız da tam olacak ama lezzetleriniz güzel olmayacak. Tamam, yarın konuşuruz onu. Yani evet, doğru. Üzgünüm, haklısınız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Eline sağlık, emeğine sağlık. 5 verebilirdiniz vallahi en azından. Emeğime sağlık diyorsunuz ama emeğime karşılık da bir puan vermediniz siz. 2,5 saat orada sonuçta zamanla yarışıyoruz biz. Evet, bakalım Nafiye Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Nafiye Hanım. Benim puanım 4. Teşekkür ederim. Çok adil davranıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama eksik menü hayatım. Yani eksik. Bir iki de verebilirdim. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ana yemeğim iyiydi. Ana yemeğimde bir eksiğim yoktu. Sadece salatam yanımda eksikti. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet. 2-1 kullanmamışlar en azından diyelim ama. Bakalım Hülesi Hanım kaç puan verecek? Buyurun Gülesi Hanım, paylaşın bakalım verdiğiniz puanı. 3. Ya ters yazmışsınız. 3. Evet. Anneciğim, söylemiştim değil mi? Ne söylemiştin? Ne söylemiştin? Adil olmayacaklarını söylemiştim. 7 puan vermişti değil mi senin gelinine? Yani kaç puanların? 4 ve 1. Bir 5 veremez miydin ya? O kadar da mı değil yani? Pilavına çok güzel dedin. Zaten ben 2 yemeğini beğendim. Bir dolmasını, bir de bulgur pilavını beğendim. Etine de güzel demedin mi? Etine de güzel demiştiniz. Güzel dedin. Beğenmedim. Güzel tek demiştiniz. Beğenmedim. Beğenmedim. Benimkine de 1 verdi. Belli zaten ki oyuncu olduğu birinciliğe tam oynadı. Ama şey, burada onun şeyi yok bence. Bana da 4 verdi. Yani. Bana 1 verdi. Bana sadece 1 verdi. Adil olmayacağını gördüm ve ben söylemiştim. Hele gerekiyordu. Gerekiyordu mu? Öyle oldu. Ne yapayım? Yani gerektiği için. Ne demek gerekiyordu? Zuhal Hanım gerektiği için mi? Tabağını getirdi. Nerede başımı kıracaktı? Görmedi. Kim? Yemedi. Gelin yemedi. Biz yemedik. Ece. Bizim ki yaptı. Değil, ne yaptı? Bana bir vermiş. Tamam, Ece ne yaptı? 3 puan. Ece demiyorum. Ece ne yaptı? Onun kim de doğrusu sen diyorsun mi? Bana bir verdi. Ama şu an Ece'nin sofrasını. Bunu kimin ne? Kafamızı bir kıracaktınız. Nerede gelin kaynana? İyi de, estağfurullah. Şimdi bir şey soracağım. Gülden Hanım'ın sofrası bitti, puanı. Evet. Verdi. Bugün burayı da yerdi. Yani bana neden 3 puan verdiğinizi soruyor Zuhal Hanım. Evet. Siz ne manadın? 2 yemeğini beğendim ama Zuhal Hanım. 2 yemek 3 puan mı etti? Hanımefendi 2 yemeğimi beğenmediniz. Sofrada daha fazla beğendim. Ama eksiğim var. Salatan yok muydu? Olabilir. Evet tamam ama daha fazla yemekleri beğenip de 3 vermeniz gerçekten hiç adil değil. Hele ki kayınvalidemin size verdiği puandan sonra kesinlikle adil değil. Yani en azından benim emeğime verebilirdiniz 5 puan. Ve lezzetlerimin de iyi olduğunu söylemiştim. Biz çok gördük eksik masalara, yanmış masalara 5'ler, 6'lar, 7'ler verebilirdiniz. O kadar da değil yani, üçlük de değil yani. Var yani. Evet, eksiği vardı ama gene de... Yani kesinlikle birinciliğe oynuyorsunuz. He? Birinciliğe oynuyorsunuz. Hayır, hanımefendi. Zaten dedi, söyle. Hayır, oynuyorsunuz. Ben gelinimi düşünmem lazım puan verirken dedi. Yani. Canım herkes gelinini düşünüyor da bu sizin ama hakkaniyetli olmanız gerçeği değiştirmiyor. 2 verebilirdim ama sana 3 verdim gene. 2 neye verecektiniz hanımefendi? 2 verecekti, 3 verdim. Neye verecektiniz? 1 puan sen emeğine verdim.
Bir puan yemeğine mi verdiniz? Yemeğine verdim. Ben ne yapayım? Ben sizin adil olduğunuzu düşünmüyorum kesinlikle. Kesinlikle adil değilsiniz. Adil ve siz yemeklerimin lezzetine göre puan vermediniz. Sizin verdiğiniz puanı da hak etmiyorum. Kabul etmiyorum diye bir şey söyleyemem. Yani artık puanlar açıklandı. Yapacak bir şey yok. Geri dönüşü yok. Ama kesinlikle hak etmedim ve ben sizi kesinlikle kınıyorum. Çok düşük oldu. Çok çok düşük yani. Ben zaten söyledim, bulgurla dolmayı beğendim. Fazla bir şey beğenemedim yani. Salatan yok. Beğenmek uydu. İstemediğiniz için olabilir mi acaba? Evet. Masan eksik. Teşekkür ederim. Afiyet olsun hanımefendi. Ne eksik masalar gördük biz bu programda. Yani. Ben de izliyorum yani. Değil mi? Çok yakın takipçisiyim ben bu programa. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Yani en azından ben bakın. Ne yemekler ne sofralar gördüm hazırlanmayan yanık yemekler. Evet. Ama 5-6 puanlar da gördüm yani. Puanlar düşük gelince birazcık maalesef. Çenesi açıldı gelinin. Yo benim çenem zaten hep açık hanımefendi. Yani. Baştan beri savunuyor. Baştan beri ben yemeklerimi savunuyorum. Ama siz de yarın gününüzde yani, 2 puan aldığınız zaman aynı şeyleri yapacaksınız. Çünkü hak etmiyorsunuz. Orada 2,5 saat zaman harcıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Kusura bakmayın şimdi, ben 3 puanı hak etmedim. 2 puan, yüzden de 2 puanı şimdi coştum diyorsunuz. Mı kurdunuz efendim? Bana vermeye 2 puanı? O vermeyecek ki puanı ben mi veriyorum hanımefendi? Yani niye 2 puan hayır, veriyorsun? Kayınvalidem verecek de demedim. Evet. Sadece 2 puan, 3 puan aldığınız zaman sizin de tepkilerinizi göreceğiz yani. Böyle olacak dedi ve puan tepkiniz yükselecek. Bir dakika Ece'ciğim. Puan konusunda Ece'yi yargılayamazsın, puanı ben vereceğim. Yani. Bana hayır, soracaksın o soruyu. Hayır, diyor. 2 puan verildiğinde diyor. Hayır, siz de bu tepkileri verirsiniz. İyi dinlemiyorsunuz siz beni. Siz olduğu zaman yapacak bir şey yok. Efendim? Gelin Hanım siz yemeklerinizi savunmadınız. Puanlar savunmadım mı? Yani, evet savunamadınız bu kadar. Ben her getirdiğim yemekte, her getirdiğim puanlar yemekte, çok bir saniye, her getirdiğim yemekte elimin lezzetli olduğunu ve yemeklerimin lezzetli olduğuna inanıyorum dedim. Tamam eksik menüm olabilir, salatam eksik olabilir. Ama kesinlikle yemeklerim lezzetli, ben buna inanıyorum dedim. Yani tattıktan sonra da puanınızı ona göre değerlendirin. Diğer... Söyledim. Dün de söyledim aynı. Dün de eksik vardı. Yemek gene de beğendiğiniz yemek. Efendim? Yemeklerin servisi yaparken bu kadar hararetli konuşmuyordu. Yani. Ben her getirdiğim yemekten sonra elimin lezzetli olduğunu, yemeklerim de lezzetli olduğuna inanıyorum dedim. Ve bunu defalarca vurguladım. Artı bir şey söyleyebilir miyim? Servisim de hızlıydı. Yani, onu da değerlendirmediniz. Yok. Efendim? Servisim hızlı değil. Daha ağır olanları da duyduk ve gördük. Efendim? Hızlı gelinler gördük. Daha yani. Ağır olanları da gördük. Ya. Biliyoruz. Çok daha ağır geldi. Servis de hızlı değildi. Yavaştı. Ben çok ağır olduğunu düşünmüyorum servislerimin. Tamam çok çok hızlı demiyorum ama servisim yavaş değildi. En azından hani puan kırıyorsunuz ya onun üzerinden de puan verebilirdiniz. Tatlıda çok bekledik. Bayağı bekledik. Evet bekledik. Bekledik neredeyse yani. Kaynanan servis. Gelirsen geldin. Son puan gelecek. En merak edilen puan Gülden Hanım'dan. Daha evvel 5 ve 6 puanlarını görmüştük. Buyurun Gülden Hanım. Çok merak ediyoruz. Bakalım kaç puan gelecek. Her şeyi beğendi. 10. Teşekkür ederim. Neye verdiniz bu puanı? Kapatır mısınız? Gülden Hanım bence siz her şeyi beğenmeyin. Sen onu neye verdin? Her şeyini beğendim. Hakkımıza girdi. Evet, hakkımıza girdi. Kabul etmemin hakkı yendi şu anda. Bak şimdi. Ama lütfen. Sen ikinin dördünü beğendim, altı verdim bak orada. Ben hiç noktam vermedim. Bunun neyini beğendin? Eksik bu nefsini beğendim. Eksik menü. Sade salatası. Yanlış yaptınız. Bak arkadaşlar evet. İddialaştığınız için. Şimdi Gülden Hanım. Bakın. Şimdi evet, Gülden Hanım bir saniye. Daha bir ay yemek yemez. Bir şey söyleyeceğim. Bakın demin de diyorum, demin de söyledim. Evet eksik masalara yüksek puanlar geldiğini olmaz de gördük yani. Ama şimdi evet. 10 verdiniz. Çok belli ki bu bir tepki puanı. Yani kesinlikle dün de söylediniz. Evet. Siz bunu açık açık evet. Beyan ettiniz. Evet. Doğru bir şey yapmadınız. Evet. Yanlış anlama senin alakası yok konunun. Yani dün zaten beyan etti. Seni ama birinci yapmayacağım dedi. Ama tamam da şimdi eksik masaya da bir saniye. Bir saniye bakın normalde bir masaya verseydiniz daha biraz anlayabilirdik ama eksik masaya da 10 vermeniz herkesi şüpheye düşürecek. Kimse inanmayacak ama yani yemeklere verildi. Beni tehdit ettin.
Bu puanla ben kısa yaptım diye hanımefendi bir verdi. Ama eksik masa. Eksik menüye de 10 puan verilir mi? Kabul etmiyoruz. Evet, valla kabul etmiyoruz. Tamam ama eksik. Sofrası da yoktu. Yani bunun çok bariz bir tepki puanı olduğunu siz zaten söylediniz ve yaptınız. Evet, yaptınız. Kabul etmiyorum ben bunu. Kusura bakma, 10 puanlık bir sofra mıydı? Değildi herhalde, sen de beklemiyordun. Tabii ki. Ben de onu ha, 10 puan görünce ben ayrıca bir mutlu oldum çünkü 10 puanı görmüyorduk aylardır. Evet, ona da ayrı. Kefetme, sen bu gece iki kişinin vicdan azabında gözlerini tikip tavana bakacaksın. Peki Nedim Hanım'ı da bir dinleyelim. Ben uyudum, evet. Bir saniye Nedim Hanım'ı dinleyelim. Şimdi yarın benim günüm hayırlısıyla. Evet, evet. Neden eksik masaya 10 puan verdin? Bunu onu burada kullandın. Eksik ama masaya bana ne vereceksin? Bana, yani bana göre eksiğini göremedim. Yemeğinin lezzeti mi? Göremedin mi? Olmaz. Yok yok, yani yemek eksikliğini göremedim. Sadece salatası eksikti. Sizin kaç puanınız vardı? Kaç puanınız vardı? Evet. Ben 5'i 6'yı kullandım. 7 var. Niye vermiyorsunuz? 4 var. Niye vermiyorsunuz? Evet. Çünkü Gülesel yani Hanım'ın gelinin birinci olmasını istemiyor. Yani. Evet. Yarın büyük final. Dengeler değişti. Neler olacak ben de çok merak ediyorum. Nedim Hanım'ın gelini yarışacak. Aylar sonra bir 10 puanı gördük. Herhalde sen mutlu olmuşsundur. Yok, eline emeğine sağlık. Çok mutlu olduğumu söyleyemem. Evet. Bir yanda da 3 puanlar var. Bir işte gördüğünüz gibi. Yani diyoruz ki hak edilen masalara yüksek puanlar olmayanları tabii ki kırılacak ama bir denge yok. Aralarda bir şey yok. Tutarlılık yok maalesef. Maalesef onu da söyledim. Dün biri gördük, bugün onu gördük. Görmüştüm. Neler olacak kestiremiyorum. Sürprizli bir büyük final bizi bekliyor. Geçen haftadan beri de biliyorsunuz artık benim puanlarımı da sizler de gelin ve kayınvalidelerimiz gibi final anında öğreneceksiniz sevgili seyirciler. Yarın büyük final bölümünde görüşmek üzere diyelim. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.